6 Şubat depremlerinin merkezi üssü Kahramanmaraş Expo 2023'e ev sahipliği yapıyor. Kahramanmaraş Expo 2023'e kapılarını açtı. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ya Allah, bismillah. Şehir, doğa dostu şehir ve duyarlılık anı temasıyla gerçekleştirilen dev organizasyonun ev sahipliğini yapıyor. Fuarın açılış programına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Botanik Expo'daki muhteşem projeler ve ağırlayacağı misafirler bölge istihdamına ve ekonomisine sağlayacağı katkının yanında büyük acılar yaşamış olan Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize moral verecektir. 62 ülkenin oyu alınarak 2018'de Türkiye'ye kazandırılan Expo 2023, 12 Şubat Belediyesi tarafından düzenleniyor. Organizasyonda 22 ülke kurulan standlarda kültürlerini tanıtıyor. 5 yıldır yapımı devam eden Expo alanı yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen tamamlandı. 780 bin metrekare alan üzerine kurulu Expo alanında kültür sanattan eğlenceye kadar her şeyi bulabilmek mümkün. Gerçekten Kahramanmaraş'ımızın geleceği için, Kahramanmaraş için hem ulusal boyutu olan hem de uluslararası boyutu olan devasa bir proje ürettik. 70 bin dönüm üzerine yapılan kristal lagün havuzuyla kelebek ve uğur böceği bahçesi Expo 2023'ün en dikkati çeken projeleri arasında yer alıyor. 45 günde doldu. 45 günde doldu. Evet, gördüğünüz gibi masmavi. Suyu nereden geliyor başkanım? Bu su bizim Ceyhan Nehri'miz var. Ceyhan Nehri'nin altından alırız. Kahramanmaraş'ın birçok değerini hem ulusal hem de uluslararası arenaya taşıyacak olan fuarın 3 ay açık kalması planlanıyor. Yeni